dijital dönüşüm gerçekten yıkıcı bir şekilde geliyor. Özellikle baktığımız zaman mesela Forbes listesinin 1955'li yıllardaki durumuna bakıp 2016 ile karşılaştığımızda yaklaşık %88'lik bir fark var. Ve son yıllarda hiç duymadığımız startuplar başlıyor ve bunlar inovasyonlarla milyar dolarlık şirketler haline geliyor. Türkiye'de de ciddi anlamda mühendislerimiz var, bu işe kafa yoran insanlar var, bu işi yapabilecek insanlar var. Ancak tabii toplum olarak da çok farklı sosyokültürel etkenler de var. Özellikle bizim dijital dönüşümü yakalayıp bununla ilgili olarak Endüstri 4.0 olsun, nesnelerin interneti olsun bu alanda çalışmaları daha çok yapmamız gerekiyor. Ancak ülke olarak buna ne kadar hazırız çok tartışmalı bir konu, çok daha değerlendirilmesi gereken bir konu. Çünkü her endüstrinin kendine özel dinamikleri var, kendine özel tutumları var. Otomotiv mesela çok böyle esnek değildir bu noktada. Genellikle denerler, emin olurlar, emin olduktan sonra yaparlar. Ancak inovasyonun da başını çeken bir sektördür. Türkiye'de ciddi anlamda otomotiv üretimi söz konusu, ciddi anlamda yan sanayi var. Bugün işte yan sanayiler dünyaya tamamen ürün üretiyorlar. Hepsi tamamen IT altyapılarını, sistem desteklerini tamamen Türk mühendisler tarafından alıyorlar. Ancak bahsettiğim gibi hani bunun ne kadar olup olmayacağı biraz daha sosyokültürel bir yaklaşım. Bizim kesinlikle Türkiye olarak bu dijital dönüşümün, bunun yeni inovasyonların içinde bulunuyor olmamız lazım, değerlendiriyor olmamız lazım ve bu çağın dışında kalmıyor olmamız lazım. Tabii bununla ilgili Ar-Ge yatırımlarından tutun da okullardaki eğitimlere kadar çok farklı trendler var. Artık çocukların öğrenen zeka, artificial intelligence dediğimiz kavramları, machine learning dediğimiz kavramlara alışıyor olması lazım. Tabii çocuklar değil ama üniversite çağındaki kişilerin. Bunlara yönelik kendi içimizde daha çok yatırımlar yapıyor olmamız gerekir.